gördüğümden daha da çok zayıflamışsın. Evet. Bir deri bir kemik kaldı. Şuralarda kemikler böyle bir çıkmaya başladı. İki gündür hiçbir şey yemiyorum. Biraz böyle bir midem Hint fakirleri gibi içeri göçtü. Çok fazla kilo vermişsin. Öyle diyorlar ama Zümrüt için bunun olması Zümrüt gerekiyor. Zümrüt için kaç kilo verdin? Yani işte en son konuştuğumuzda böyle 59-58'di. Tartılmadım ama galiba bir hani 52 mi olduk artık, ne olduk? Böyle bir kemikler memikler bir şeyler. Bir kemikler. Bir şeyler oldu yani. Bir şey, bu kadar kiloyu Zümrüt için verdim. Özellikle mi istendi yoksa sen kendin mi istedin? Yani işte bir üç gün kafaya o reyalleri döktük. Mavi siyahtan sarıya döndüm malum. O çok acayip bir süreçti. Ondan sonrasında da ben de... sarıya döndün? Ömer Hoca ile ilk toplantıda hoca sarı galiba dedi. Ben de öyle düşündüm hocam dedim. Saç sarıya döndü ya. Evet. Sende nasıl bir değişim oldu? Yani şöyle denebilir ona. Beynim esmer, kafam sarışın gibi bir durum. Eyvah! Demedim. Yok, beyin duruyor yerinde dermişim. Tamam, ben de yakıştırdım. Sarı fena olmadı galiba. Dizide biliyorsun kaç kilo almıştın? 110'a çıkmıştım. 110. Şimdi 52. 52 yani senden bir insan. Evet, ikinci bir yeşim şurada dursa işte o Nurhan'dı yani. Nurhan şöyle bir şeydi çünkü. Bir şey söyleyeceğim, zorlandın tabii ki kilo vermekte. Tabii ki. Yani bir 20 kilo kendim verdim. İşte 90'a indiğimde bir... O maalesef plato dönemi oluyor. Bir sene hiç kilo veremedim. Diz kilitlendi. Ondan sonra dedim ki derhal ameliyat oluyorum. Çünkü sana tekrardan deseler ki kilo al. Yok. Ben o golü attım. Gençlerin önünü açalım hemşirem. Asla yok. Bana kimse kilo al demesin diyorsun. Yani demesinler. Artık yeter. Ben yaptım o. O röveşatadan golü bir kere attık. Tamam, bu numarayı çektik. Şimdi başka numaralar zamanı. Artık böyle zayıf dönemler evet. Başlasın. Artık biraz da bunlar olsun değil mi canım? Böyle her şeye tepki.